akla takılanlarda bugün aşk mı yoksa mantık evliliği mi konusu enine boyuna masaya yatırılıyor. Nöroloji uzmanı yazar Doktor Timur Yılmaz, psikiyatri uzmanı Profesör Doktor Aytül Çorapçıoğlu, avukat Afet Gülen Büberci, yazar Gülşah Elikbank bugünün uzman konukları. Ve Açeli Akkuyun moderatörlüğünde akla takılanlar başlıyor. Efendim, 360 ekranlarına, akla takılanlar programına hoş geldiniz. Sizler de stüdyomuza tekrar tekrar hoş geldiniz. Bugün böyle çok derin konular konuşacağız. Aslında çok da doğal konular. Derinliği sanırım içeriğinde. Aşk mı, mantık mı? Hangisi ağır gelmeli ya da gelmemeli mi? Yoksa biz sadece dengede mi kalmayı aramalıyız? İyi de bunu nasıl başaracağız? Hepimizin aklına takıldı bu. Sizlerin de takılıyor. Değerli uzmanlarımızla bugün bu konuyu konuşacağız. Ve bu konuda için çözümler bulacağız. İlk önce izninizle efendim nöroloji uzmanı, yazar doktor Timur Yılmaz'la başlamak istiyorum. Yine hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz. İyiyim, teşekkür ederim. Siz iyi de görünüyorsunuz. Aynen, sağ olun. Aşk mı, mantık mı? Beyin buna ne diyor? Nörolog buna ne diyor? ya şimdi şöyle, ben kendi fikrimi söyleyeyim. Bence aşk evliliği. Ama bu sorunun çok zor bir soru olmasının sebebi temelinden çok yanlış kurgulanmış bir soru olması. Biz buna paradoks sorular deriz. Çünkü bakın şimdi evlilik dediğiniz şey bir kurum. Aşk dediğiniz şey başka bir konu. Bir duygu. Mantık dediğiniz şey bilişsel bir fonksiyon. Yani bu şuna benziyor. Mesela en iyi armutlar elmalar mıdır, limonlar mıdır? Demek ki bir soru bu. Yani biz burada sanki kurgumuzda hani şöyle denebilir. Bu soruyu böyle toparlayabiliriz. Acaba insanlara geriye dönüp sorulduklarında aşk evlilikleri yapanlar mı daha uzun süre evli kalmışlar? Mantık evlilikleri yapanlar mı? Daha uzun. Hangi şıkı tercih ettim de belli oldu. daha uzun süre evli kalmışlar diye sorarsanız eğer, bunda bilimin söylediği şey yani anket çalışmalarına göre aşk evlilikleri. Aşk kazanıyor. Ancak şu hani evlilik, aşk, mantık bunlar böyle ya o mu ya bu mu, bunlar mı ona hizmet etmeli, o mu bunlara hizmet etmeli konusunda bence bu yüzyılda çok yeni görüşler olacak gibi. Çünkü temel görüş şudur, hani aşk evliliğe hizmet etmeli, mantıklı olacağız ki evliliğimizde, hayır değil. Mesela gerekirse bazen evliliğimiz aşkımıza hizmet edecek ya da aşkımız belki de mantığımıza rağmen bizi mutlu edebilecek. Yani bu devirde o zaman şöyle diyebilir miyiz sevgili Timur Hocam, aslında bu sorunun cevabı dönemsel olarak ilerleyecek ama farklılaşacağı kesin. Kesin. Geçmişe dönemsel olarak ilerleyecek karşımıza gelenle toplumsal dünya gidişiyle ama farklı olacağı kesin yani bir 30 yıl önceye 40 yıl önceye göre. Aynen sürekli olarak çevremizle birlikte değişecek. Değişecek. Peki Afet Hanımcığım, aşk mı? Mantık. Hepinize bu soruyu soracağım. Direkt böyle gireceğim. Ben en sevdiğim durum yani. Hani tek soruyla dört konuğuma bu soruyu koyuyorum. Çünkü temel bir şey bu hayatta. Avukat olarak aşk mı? Mantık mı? Şimdi avukat olarak az evvel Timur Bey bir bilimsel veri olduğunu söyledi ve dedi ki eğer aşkla evleniyorsa bu evlilikler daha uzun sürüyor dedi. Ama pratik sahadaki deneyimimi soracak olursanız aşkla olan evlilikler çok uzun sürmüyor. Pratik hayatta, fiili gerçek hayata baktığımızda mantıkla verilmiş olan kararlar evlilikte daha uzun sürdürüyor. Ama ben bunu şöyle biraz birleştirebiliyorum kendi kafamda. Tabii ki şahsi fikrime soracak olursanız aşk. Ama aşk tek başına evliliği kum çünkü bu. Uzun ve başarılı kılar mı? Kılmaz. Çünkü evlilik hukuki olarak bir edimdir, bir sözleşmedir, bir edimler karşılıklı yükümlülükleri içerir. O zaman aşkla birlikte bazı o alt perdede mantıklarında olması gerekir. Dolayısıyla baktığımızda evlilik için mantık. Mantık. Sizin fikriniz. Benim tabii ki aşk. Ama şunu belirtmek istiyorum ben. Aslında bir parça katılıyorum. O da şu yönden. İki kişinin aşkı aynı şekilde tanımlıyor olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü aslında aşk da herkese göre değişebilen tanımlara sahip bana sorarsanız. O yüzden bu iki kişi karşılıklı olarak aynı şeyi aşk diyorlarsa evet o zaman aşk evliliğiyle yapılmış bir evlilik belki daha uzun sürebilir. Ama tabii içinde bir parça mantığı da bulundurması iyi olur diye düşünüyorum tabii ki. Peki. Sırayla gideceğim. Yine aynı soruyu hocam size soracağım. Eyvallah. Aşk mı mantık mı? Çok zor bir soru. Aşk çok güçlü bir duygu.
aşkın olmadığı yerde belki mantık evliliği yapılabilir. Hmm. Ama eğer aşk varsa çok çaresizsinizdir zaten. Aynı güzel. Çok güzel. Çok büyük çaresizliktir aslında. Aynen. Aşk çok derin bir çaresizliktir. Alamazsın kendine. Aynen öyle aşkla öyle karar verdim, mantığım bunu gerektiriyor falan filan. Mümkün değil öyle şeyler. Çok güçlü bir duygu dediğim gibi. Annelik kadar. Hatta bazen çocuklarını terk ediyor insanlar, evin barkını terk ediyor, kapıları açık bırakıp kaçıyor, çıkıp gidiyor. Yani burada tabii ölüyor aşkla... yaşamına Romeo Juliet. Hep onu da soracağım bu arada. Acaba onlar kavuşsaydı bu kadar tarihi bir aşk olur muydu? O da başka bir konu. Şimdi aşk bir şeyleri çok kolaylaştırır. Yani harekete geçmeyi çok kolaylaştırır, katlanmayı çok kolaylaştırır, zorluklarla mücadele etmeyi çok kolaylaştırır. Aşıkken gerçekten aşk bir anlamda bir körlük de yaratır. Çünkü aşık olduğunuz insana o kadar olumlu şeyler atfedersiniz, o kadar olumlu duygular yüklersiniz, o kadar kendinizle ilgili hayatta aradığınız bütün vasıfları ondan size geliyormuş gibi algılarsınız ki o anlamda, o ışıkla her şey size muhteşem gözükür. Ama eğer bu aşk karşılıklı değilse, veya siz orada gerçek bir yanılma içindeyseniz, karşınızdaki insan sizde başka bir şeyler buluyorsa ve o nedenle bu ilişkiyi kuruyorsa sizinle, işte hani aşk evliliklerinin bir şekilde bitmesi ya da aşk evliliklerinin kötüye gitmesinin altındaki sebep şu: aşk bitebilen bir duygu çünkü. Hmm. Mantıkla tatsız ve hani sadece birilerinin istediği bir takım tikleri atarak bir ilişki kurmuşsanız onun bitme ihtimali daha zor. Çünkü hiç o heyecanı da yaşamayacaksınız, o mutluluğu da yaşamayacaksınız, o coşkuyu da yaşamayacaksınız. Ama tam bir tatmin değil o, değil mi? Evet, baktığınız yani zaman insan yani. Olarak neden böyle bir şey yapalım ki kendimize? Risk az. Ama evet, ama hiçbir şey de yok yani. O oksijen alınıyor ama vücut tam beslenmiyor gibi. Evet. Peki kıymetli sanatçımız Hakkı Bulut yıllardır çok mutlu bir evliliği var. Ve evinin kapılarını da bize açtı. Buradan teşekkürlerimizi iletelim. Sevgilerimizi iletelim. Ama heyecanla da bekleyelim, izleyelim. Çok güzel bir röportaj oldu. Yola çıkmış arıyorum kaybettiğim aşkımı. Yola çıkmış arıyorum kaybettiğim aşkımı. Ne olur bana ümit verme, seveceksen başkasını. Hakkı Bulut ilk plak çalışmasını çıkardığında yıl 1967 idi. Seveceksen başkasını. O günden bu yana yorumcu, besteci, öğretmen ve Altın Ses müsabakasının birincisi kimliğiyle tanındı, beğenildi ve çok sevildi. Usta sanatçıyı Akla Takılanlar ekibi olarak evinde ziyaret ettik ve ona uzun, mutlu evliliğin sırrını bize anlatmasını söyledik. Yanında çok sevgili eşi Saadet Bulut da vardı. Bakalım bize neler anlatmışlar. İkimiz bir fidanın güller açan dalıyız. İkimiz bir fidanın güller açan dalıyız. 1964 yılından bizim nişanlanma yılımız. Ama nişanlanmadan önce ben Adana'nın Ceyhan ilçesinde oturuyordum. Lise yoktu. Benim okuduğumda Adana'da liseye gelmek zorunda kalıyorduk. Bazı günlerde yolların çamur olmasından ötürü hanımın evlerinde kalıyordum. Evet. Ama belki diyeceksin niye kalıyorsun, nereden tanıyorsun? Hanımın büyük ablası benim öz dayımla evli olduğu için. Dayımın hem bacanaktı. Bana toz pembe görünmez. Kız kardeşim vardı. Dayısıyla kız kardeşim evlendikleri için o vesileyle beni de görüyordu o zaman. Daha sonra da liseyi bitirdim. Adana Öğretmen Okulu'nda imtihana girdim. Ondan sonra öğretmen olarak tayinim çıktı. Ondan sonra dayım geldi. Hakkı dedi, bu saadeti sana isteyelim. Aynen böyle. Ben de dayı dedim, biz geliyor evlene misafir kalıyoruz. Onlar bana kız vermezler, aşiretler onlar dedim. Biz gariban bir Hakkı oluruz. Sen karışma dedi. Babamla annem falan gitmişler. İstemeye bunu Allah'ın emri, peygamberin kalbi istemişler. İşte kız kardeşim dedi ki seni istiyorlar dedi, işte ne diyorsun yani, herhangi bir cevap ver ya, hey ya, yok. Tamam dedim ben de.
Ha yok deseydi babası vermezdi. Kainat yıkılsa biz de töre öletir. Biz kız çocuklarımıza asla emir vakı yapmayız. Tabii sevgiyle baktığım için, o da sonra da sevgiyle baktığı için birbirimizi anladık. Birbirimizin sevgisine inandık yani. Ondan sonra da zaten çok düğünümü çok gecikmedi. Selamın haberin yetmiyor bana. Gınalar getirdi hasretin bana. Hala mı gelmedi aklın başına? Çevremi yad eller sardı durma gel. 55 yaşında hiç pürüz çıkmadı. Allah nasip ederse ömrünüz oldu müddetçe de. İnşallah. Hiçbir zaman pürüz olmaz bizde. Olmaz yani. Her zaman sevgi. Çünkü bizde hem sevgimiz gerçek sevgidir. Evet. Hatta ben köylüm gibi şarkımda. Ömür boyu sevmeyi göze almayacaksan. Çünkü bizdeki anlayış buydu. Dünyam o, gecem, gündüzüm, yemeğim, aşım o, gezmem o, güneşim o, ayım o olmaya başladı. Haberin, selamın yetmiyor bana. 55 yıllık evliliğimiz sanki her günkü mutlu olduğum gün gibi geçiyor. Biz yani hiçbir zaman birbirimizin sevgisini kaybetmemişiz. Böyle mi olur seven, candan seven? Tanrı selamını göndermiyorsun. Mutluluğumuz en büyük sırlarından biri, sinirli olduğum zaman o sinirli değildir. Kainat yıkılsa karşında sesini yükseltmez. Ha ben de ona asla öyle sesimi yükseltmem. Ama ara sıra sinirlenirim. Ya niye burası böyle oldu, niye burası eksik? O gayet sakin. Merak etme, buluruz. Sakin ol falan diyen biri. Yaptığı bir konuşmada ufak bir hata varsa canım derim, gülüm derim, sen şurada hata yapmışsın, bu olmaz derim, bitti. O anlar. Gınalar getirdi hasretin bana. Siz 15 kere sorun, Hakkı ne yapıyor deyin, bey diye konuşur. Asla Hakkı demez. Çok dikkat ettim, zorladım, yine Hakkı demiyor. Yani bizde öfke, bağırmak, çağırmak, dökmek yok. Ha bende de olmaz, çocuklarımda da olmaz. Günler geçip gidiyor, uzaktasın sen. Bir hüzün rüzgarıdır gönlümde esen. Böyle mi olur seven, candan seven? Tanrı selamını göndermiyorsun. Bir hüzün 55 yıl içerisinde hep mutluyduk. Hep mutlu yaşıyoruz. Ve bundan sonra da hep mutluluğumuz devam edecektir. Hiçbir değişiklik olmadan. Dünyaya bir daha gelsem, kainatta kimi istiyorsun deseler, derim ki ille bana saadeti getirin. İkimiz bir fidanın güller açan dalıyız. Sen benimle, ben seninle bu hayatı yaşamalıyız. Severek birbirimizi hayatta hep gülmeliyiz. Hakkı Bey'e ve Saadet Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Çok samimi, çok içten olduğu gibi, her zaman olduğu gibi çok keyifli bir röportaj vermişler. Çok da güzel örnek olmuşlar. Çok sağ olun. Evet, bu röportajla da ilgili sorularım olacak hepimiz ama sevgili Gülşah Elik Bank'ın çok güzel bir kitabı çıktı. Hayırlı uğurlu olsun. Aşıklar Gece Ölür. Bir de içinde şey var. Aşk kapıyı yavaş yavaş çalar. Öyle mi ya? Benim bildiğim böyle yıldırım gibi oluyordu. Nasıl oluyor? Önce kitaptan bahsedelim lütfen. Tabii ki. Aşıklar Gece Ölür bir aslında rock yıldızla bir idealist kadın doktorun hikayesi. Kurgu bir roman fakat tabii ki işte aşkla ilgili konulara ben de epeyce kafa yoran bir insanım. Ve orada söylemek istediğim aşk kapıyı bir kez ve usulca çalar ama gidişi kıyamete benzer, yıkar geçer. Orada aslında şunu söylemek istiyorum. Genelde topluma baktığımda ya da kendi geçmişime de baktığımda fark ettiğim bir şey var. O da şu ki insanlar içinde bulundukları zaman aşkı bazen tanımlayamıyorlar ve anlayamıyorlar. Ancak gittiğinde vay be amma aşkmış
dediklerine çok rastlıyorum. Yani gittikten sonra ne olduğunu, ne kadar yoğun ve özel bir duygu olduğunu fark ediyorlar ve aslında geç kalmış oluyorlar. Burada artık özür dileyerek lafınızı balla keseceğim, Timur Bey'e döneceğim. Yani aynı beyin, aynı kişi yanındayken ki aşk aynı beynin çalışma prensibi, gidince ne oluyor? Aynen, bununla ilgili çok güzel çalışma yapmışlar, çok güzel söylediniz. Şimdi şöyle, beynimizin aşık olduğu halinin artık bir görüntüsü var. Yani sizi bir beyin MR'ın içine soktukları zaman, fonksiyonel bir beyin MR'ın, siz aşık mısınız değil misiniz artık o da gözüküyor. Çıktı yani ya, artık evet. Zaten yani kadınlar bunu daha iyi görebiliyorlardı. Artık erkekler de film isteyecekler. Yani artık böyle teknoloji sayesinde bir eşitlik geliyor. Bir çektireyim, aşık mısın sen bana? Ve ilginç bir şekilde tıpkı röportajda olduğu gibi aradan 25 yıl geçmesine rağmen halen daha birbirlerinin resimlerine baktıklarında aşk devreleri parlayan insanlar var. Ama bir de aşk devrelerini en çok parlatan şeylerden birisinin aşık olduğunuz insanın kaybının olduğu da gösterilmiş. Bu şöyle düşünülebilir buna. Aşkın, biliyorsunuz, aşk biraz bağımlılıktır. İlla o, her seferinde o, onunla geçirdiğiniz vakit yetmez. Aynen, her yerde o, geleceğim ona. Şimdi bu bağımlı kısmı. Bir, beynin mantık bölgesine artık kan gitmez ve kan gitmediği için artık sevdiğiniz kişi bir insan olmaktan çok öte bir şeye dönüşmeye başlar. İlahlaşmaya başlar, hacimsizleşmeye başlar, sınırsızlaşmaya başlar. Çünkü şeyiniz yok artık. Hani dünyayı zaten böyle algılayan kısma kan gitmediği için. Çalışmıyor, duruyor. Hatta sonradan bu bölgeye işte 7 yıl sonra kan gidince Allah'ım ben ne hatalar yapmışım demenizin sebebi bu. Gerçekten hocam. Bir tamamen kimyasal. Bir de bakın, sadece bu yetmez, bir şey daha lazım aşkta, o da obsesyon. Takıntı. Çünkü bu yaşadığınızı siz 10 kişiyle aynı anda yaşıyorsanız bunun ismi aşk değil. Yani onun ismi belki de tasavvufta falan ismi çok farklı konulabilecek bir şey. Siz bütün bu işte ilahlaştırma, sınırsızlaştırma, bu bağımlılığı tek bir kişiye yaşıyorsanız eğer, serotoniniz çok düşeceği için tıpkı OKB hastalığı gibi, takıntı hastalığı gibi ille de o, ille de o dersiniz. Röportajda da vardı, o dikkat edersiniz. Şimdi bazı insanların beyinlerinde mutlu oldukları için, neşeli oldukları için, o kişiyle güzel vakit geçirdikleri için, belki de çocukluklarında çok iyi bir mutluluk depolayıp serotoninlerini bir türlü düşüremedikleri için bağımlıdırlar. Çok da tanrısallaştırırlar ama daha o takıntılı, o korkunç, onsuz yapamayacağım galiba duygusunu yaşatacak düşüş olmadığından ancak onun gitmesiyle bir anda, yani şöyle düşünün, aşk bir yemekse eğer, bazı beyinler için bu yemeğin tadı tuzu ancak o kişi gidince tamamlanmış oluyor. Yani orada o zaman şunu mu söylüyorsunuz? O tarz bakış açısında aşkın içinde ulaşılmazlık olduğu zaman aşk oluyor. Tabii ki şöyle yani, düşünün, zaten insan neyi ister? Ulaşamadığını. Sahip olmadığını ister. Hı. Hani ya yani istemek, motivasyon, dopamin dediğimiz şey zaten. Mesela ben açım, yemeğim yok. Yemeği elde etmek için motive oluyorum, yemek yiyorum, büyük bir haz alıyorum. Ve hemen de o haz geçiyor ki bir daha yemek yiyeyim diye. Aşkta da hani insan dibindekini, bunda ayrıca türümüzü işte bazı çok yakın akraba ilişkilerinden korumak için de bazı mekanizmalar var burada. İnsan uzaktakini ister, sahip olmadığını ister. Bravo. Peki aşkın psikolojisi nedir? Şimdi burada tabii aşk gerçekten hani kimyasal süreçleri gösterilmiş, beyin görüntülemelerle gösterilmiş falan ama aşkın psikolojisi belki de o aşık olduğunuz insanla ilişkiyi sürdürebilme becerisini kendinize bir şekilde bulmanız. Onu sağlayacak da bir takım düşünceler var, bir takım yöntemler var, bir takım yani aşk tamam bizi gerçekten çok harekete geçiriyor, çok motive ediyor ve çok o sırada kendimizde olmuyoruz ama o insanla bir araya geldiniz, evlendiniz ve aynı yerdesiniz. İşte o zaman o ilişkiyi sürdürebilmek için bir takım kurallar, yani aşık olmak için neden gerekmez ama aşkı sürdürebilmek için gerçekten ihtiyaç var. Yani buradaki sizin ihtiyaçlarınızın karşılanmasına, bir şekilde istediğinizi bulmanıza, sizin onun için bir şeyler yapabilmenize, işte burada gerçekten irade, mantık, bu tür şeylere ihtiyaç var. Bilmiyorum siz de. O yalnız tabii sevgi. Sizin tarif ettiğiniz o ikinci duygu, hani aşkta ne mantık vardı dedik ki, tabii o ön işte, tarafa gidiyor. Aşk kalkmıyor için gerekme ama ilişki, yani aşk bir ilişkiye dönüşürse ve bunu sürdürebilmek için gerçekten artık o zaman mantığımıza, irademize, aynen, bizi insan yapan bir takım değerlere ihtiyaç var. Mesela mantığını çok kullanan bir iş alanındasınız, avukatlık.
sevgili Afet. Ve muhakeme de yapmak zorundasınız. İşte kendi dengenizi, adalet dengesini, karşınızdakinin dengesini, üç dengeyi birlikte birleştiren bir beyin yapısı. Aşka nasıl bakıyor? Kişi olarak soruyorum. Şimdi siz bunları anlatırken ben tabii kendi alanımla çakıştırıyorum ve orada gerçekten eğer aşık iki insanın evliliği alma verme dengesinde sıkıntıya düşüyorsa bizim bu yaşadığımız bütün bu cinayetler, şiddetler aslında bunun bir sonucu oluyor. İşte demek ki aslında bizim aşkı biraz daha yaşanabilir kılmayı da öğretebilmemiz gerekiyor. Ve burada belki bunun bir hastalık seviyesine varmasının önüne geçmemiz gerekiyor. Tamam aşk çok güzel bir şey ama demek ki sınırsızlığı o kadar da güzel değil. Çünkü ne yapıyoruz orada? Kendinin bir uzantısı gibi görüyor değil mi? Bütün bu cinayet vakalarına baktığınızda... Tabii illa o. Çoğunlukla da hep boşanmış, ayrılmış insanlardır. Ve takıntıya o eski eşini kendisini bir devamı olarak görmeye devam ediyor. Dolayısıyla evet çok güzel. Çok bu duyguyu yaşayabilmek çok özel. Ama demek ki burada ayırt etmemiz gereken bir şey var. Bunun fazlası zarar veriyor. Biz sevgimizi zarar veren bir aşamaya kadar götürmemek zorundayız. Ama orada zaten aşkın boyutunu çok güzel anlattı Timur Hocam. Yani orada daha... Hastalık boyutunda değil mi bakmak yani gerekiyor? Evet. Takıntı bir hastanın aşk beyin filmi görüntüsü bir şizofreninin beyin görüntüsüne çok fazla paralellik gösterir. İşte serotonin düşük, dopamin yüksek ve ön tarafta mukayese yapılacak yerine kan gitmiyor. İşte ilk seferde de bunu anlatmaya çalıştım. Yani evet aşkla evlenelim çok güzel. Bu aşk zaten. Ama altında bir şeylerin olması lazım. İşte Yargıtay kararları, işte bütün anket çalışmaları şunu gösteriyor. Ortak değerler bir olmalı. İşte o ilişkinin evlilikse adı ya da ilişki olarak sürebilmesi için uzun vadede. Ya da onun sevgi, saygı, özveriyle desteklenebilmesi. Ya da bizim tamamen anladığımız manada birbirini şiddet tırnak içerisinde kavramsal değerlerle aşağı çekmemek. Bu sözde de olabilir, fiziksel şiddette de olabilir, ekonomik şiddetle de olabilir ya da cinsel bir saldırıyla da olabilir. Hiçbir vesileyle aşağı çekmemek. Bütün bunları yapabilirsek o zaman aşk evet ilişki içerisinde ve evlilik içerisinde mutlulukla devam edebiliyor. Yani tabii ki demin aslında tam da oraya Timur Hocam girecekti ama sevgili Gülşah Hocam orada ayırdı durumu. Hani dedi orada o tasavvufa girer dedi. Hani aşkı kadın erkek ilişkisi dışında da algıladığımız noktalar da var hayatta. Tabii. İşte dediğiniz gibi orada her şey Allah aşkı, evlat aşkı, dost yani o aşk hali. Bu aşk hali nedir? Onu sorabilir miyim size? Bu bir hal ya. Çok yoğun işte belki oksitosin dediğimiz, vazopresin dediğimiz bir takım maddelerin çok yoğun salgılandığı, o insana karşı inanılmaz bir açlık hissettiğimiz, dokunma isteğiyle dolup taştığımız dönemler. Ama aşk deyince biz illa tabii kadın erkek ilişkisinden bahsediyoruz. Burada bahsettiğimiz şey romantik aşk. Romantik aşk değil evet, mi? Yoksa hani onun dışındaki... evlada duyulan sevgi ya da bir arkadaşa duyulan sevgi ya da ilahi bir sevgideki bağlılık veya konulan değerler veya kendimizin içinde bulunduğu durum çok farklı. Ama orada da beyin aynı çalışıyor onu merak ettim sadece. Benim anlattığım beyin romantik aşkın beyni. Beyni. Şöyle işin içine diğer saydığınız aşk yöntemleri geçince burada tam tersine bunlarda bu sanatsal zeka, sınırları belirleme, benim nerede başlayıp nerede bittiğimi belirleme, gerçeklik algısının kırılması var orada. Yani orada şöyle söyleyeyim ben size, kişinin ben dediği bölge, kendisini tanımladığı bölge ve çevreyi tanımladığı bölgeler arasındaki bir değişim söz konusu. Ve o zaten türümüzün devamı için oluşturulmuş bir şey değil. Romantik aşk tamam gene gerçekten algısı kırılır, bağımlılık olur, takıntı olur ama bunun sebebi çoğalmamız ve ürememiz. Evet, eğer bakın bu... Hemhal olmak aslında. Aynen yani bunu biz bu duyguyu olmak. İnsanlıktan eğer almış olsaydık biz iki tane buz çağını falan atlatamazdık. Yani bu yani şimdi biyoloji için de bir türün hayatta kalması için gereklilikler var. Biz şimdi hani ne bileyim çok inanılmaz iyi avlanabilen büyük pençeleri olan büyük dişleri olan bir varlık değiliz biz. Çok iyi hızlı koşamıyoruz, inanılmaz yüksek de sıçrayamıyoruz. Bizim en büyük kabiliyetlerimizden birisi üreme kabiliyetimiz. Bunu insanlık olarak kabul edeceğiz biz. Yani bizi bu gezegenin hakim gücü haline getiren bu ve bizim üreme stratejimiz de hani aşık olduğu insanla hayatına devam edip
onunla anlaşabildikleri ve sevgi dolu olabildikleri takdirde çocuğu ortak büyütünceye kadar da birlikte olmak. Bu yani aşkın yani aslında aşkın biyolojideki de... karşılığı böyle bir püf noktası bu. Ama insan tabii ki sadece biyolojik bir canlı değil. İnsan aynı zamanda sosyal de bir canlı. Hı-hı. Yani sadece biyolojimiz bunu emrediyor diye bizim... mesela diyelim ki yani aşık olacağınız insan hakikaten size çok uzak ve evet. gerçekten hiç sizinle aynı kültürde aynı şeyde olmayan biri de olabilir ve siz bunu bir ilişki ve bir evliliğe dönüştürürseniz gerçekten çok büyük hayal kırıklıkları da yaşayabilirsiniz. Olabilir ama sosyal bağlanmalarımızın ve sosyal çevrelerimizin de biyolojimizin üstüne inşa edilen bir şey olduğunu unutmamak lazım. Yani biz sosyal bağlanmalarımızı zar atarak hadi çift gelirse... O zaman şöyle mi diyoruz yani her şey hormonal ve kimyasal mı diyoruz? Her şey... Oraya mı gidiyoruz yani? Ben her şeyi demek istemiyorum. Her şeyin... Ama kökü demek istiyorsunuz. Ama, temeli diyorsunuz. Ama bu şöyle demek istiyorum ben. Herhangi bir şeyin insanla birlikte devam edebilmesi için bu biyolojiyle köklenmiş olması lazım. Evet, işlemesi şart, temel o. Peki sevgili Gülşah, senin karakterlerin aşık olunca neler oldu? Neler yapıyorlar? Romantik olandan değil mi sizce? Evet, romantik olandan. Ben önceki bir ek de yapmak istiyorum. Bu obsesyon konusundan bahsettik aşkta ama şimdi Hakkı Bulut'un röportajını dinlerken fark ettim ki o kelimenin orada karşılığı biraz adanmışlık gibi geldi bana. Yani takıntıdan ziyade o kişiye kendini vermek. Hani işte hep o. Bence de çünkü aşkta bir adanmışlık hali olması gerekir. Takıntı olduğu zaman o biraz bana hastalıklı tarafa giriyor gibi geliyor çünkü. Ben tabii şey yüksek lisansımı psikolojide yaptığım için biraz hani bu konulara da çalışmışlığım var. Bu romanı yazarken de çok psikiyatr arkadaşımdan da destek aldım karakterleri oluştururken. Çünkü bir tarafta bağımlı bir rock yıldızı, alkol bağımlı yaşayan bir rock yıldızı. Bir tarafta onun eski sevgilisi, onu iyileştirmek için alkol bağımlılık ünitesinde çalışan bir kadın doktor var. Şimdi bu iki güçlü karakterin çatışmasını anlatmam gerekiyor ve bir de bunlar birbirine aşık hala. O yüzden o derin çatışmalar, romanın da bir kendimce bulduğum bir sloganı var. Aşk iyileştirir. Ben yola çıktım işte hep çünkü aşkın yıkıcı tarafı bizim toplumumuzda siz avukat olarak daha da iyi bilirsiniz. Hep o yönler yansır ama ben aşkın iyileştiren tarafına inanan bir insan olarak onu anlatacak bir roman yazmak istedim. Ve o yüzden benim karakterlerimin hikayesinde hayatlarının şekillenmesine 14 yıl sonra o derin iyileşmeyi, kalbin iyileşmesini görüyoruz aslında. İyileştirmek derken hani biz iyiyi de çok açabiliriz aslında. Evet. İyi hangi yönde evet, diye. Doğru. Hani iyileştirmek bir insanı oradan koparmak mı yoksa onun içinde onunla birlikte kabul mü ya da yön algı. Aslında burada aşkta biz bunu çok yapıyoruz değil mi? Aşık oluyoruz sonra da diyoruz ki değiş bana uy. O zaman aşık olduğumuzu... Aşık olduğumuzu değiştirmeye hiç çalışmıyoruz aslında. Toplumun aşktan belki korkmasının ya da bir anlamda aşkın bu kadar belki mantıkla çarpıştırılmasının altında da aşkın gücü var bence. Yani aşk gerçekten çok güçlü bir duygu ve aşık olduğunuz anda bir şekilde kontrol edilemiyorsunuz. Halbuki sizi kontrol etmeye çalışan mekanizmalar var. Aile kontrol etmeye çalışıyor, sistem kontrol etmeye çalışıyor sizden. Sürdürülebilir, çok da fazla içinde tutkular barınmayan, çok hareket kabiliyetinizin olmadığı bir şeyler yapmanız bekleniyor. Halbuki aşk size çok farklı bir isyan, farklı bir güç ve farklı bir varoluş kazandırıyor. O nedenle de tehlikeli ve bu nedenle bir anlamda onu böyle ehlileştirmeye ve bir takım sosyal normların içine sokmaya çalışıyoruz. Ama işte bu sosyal normlar varlar ve bunların içinde ve bu toplumun içinde bir yaşam ve böyle bir varoluş da gerekiyor. O nedenle ben aşkın getirdiği o en coşkulu, en gözümüzün hiçbir şeyi görmediği zamanda ki o takıntı dediğiniz durum. Takıntıyı tabii bir psikiyatrist olarak kullanmam zor çünkü takıntı diyemeyeceğim. Takıntı istenmeyen bir şeydir ve kişiye rahatsızlık verir. Belki patolojik noktaya geldiğinde takıntı haline geliyor ama o ilk baştaki duygusu adanmışlık ve bağlanma. Tabii. O çok bağlanma, istemek. Evet çok istemek. Yoğun bir arzu. Yani bizim aramızda hani çok istemek. Yoğun bir arzu. Burada bu yoğun arzunun en şiddetli olduğu zamanda verilen kararları her zaman için sonrasında gerçekten sürdürebilmek ve bunun arkasında durabilmek çok mümkün olmayabilir ama sizi ben şu anlamda anlıyorum. Beyefendi Timur Bey, Timur Hoca da diyor ki yani ne yapalım? Aşk böyle bir şey. Ömür boyu sürmek zorunda değil. O zaman da onun gereğini yaparız.
Yani şöyle, şöyle söylemek istiyorum. Çok ince bir sınıf bu. Şöyle, bakın bizim Homo sapiens'in yaptığı en büyük hatalardan birisi kendisiyle ilgili uydurmaları. Mesela biz bu uydurmayı kurguları nerede yapıyoruz hocam? Biz çok uzun yıllar boyu şöyle bir söylem vardı. İnsanoğlu yaratılmışların en kutsalıdır, en iyisidir gibi gidenildi. Olsa bir baktın sen Allah Allah Almanya gibi bir ülkede bir üvey baba kendi kızına yıllar boyu tecavüz etmiş olabiliyor. Allah. Demek ki bak bu söylemde bir hata var. Yani ve genellikle kendimizi tanımak, insan olarak ne olduğumuzu anlamakla vakit geçirmediğimiz için üstüne inşa ettiğimiz her şey de yıkılıyor. Bunlardan bir tanesi de şu aşk ve evlilik kurumu. Yani bizim aşkın doğası gereği biraz deli bir şey olduğunu kabul etmemiz lazım. Evet. Bunun bizim bir parçamız olduğunu kabul etmemiz lazım. Bundan dolayı utanmamıza ya da övünmemize gerek yok. Bu bizim bir parçamız. Ha, eğer istediğiniz şey bir insanla 50 yıl, 60 yıl birlikte yaşamaksa, hele bu gidişte eğer insan ömrü önümüzdeki 100 yılda 250 yıla çıkacak olursa, yani 230 yıl birlikte yaşamaksa, bizimle eğer özümüzde aşkın dinamiği buysa, o zaman biz bunu görmezden gelip ha ben aşığım deyip hani bir yalan mı yaşayalım? Yoksa madem aşk böyle bir şeyse acaba aşktan başka insanları bir arada tutan, iyileştirici, pozitivist, insanın erdemine yakışır başka duygularımız ve davranışlarımız da var mı? Sevgi gibi, altruizm gibi sizin bahsettiğiniz şey o. Birisinin birisine yardım etmekten daha büyük bir bağ olamaz ki zaten. Yani aşkın üstüne yanına biz sevgi, yardımlaşma, saygı, kaybolma, var etme, tamamlanma gibi başka şeyler eklersek ben bu işte varım. Ama yani böyle, ama aşk şöyle, aşk böyle sonsuza dek falan, öyle, o bir yalan. Yani bunu yeteri kadar galiba. Ama zaten biz yani iki gündür bu konuyu konuşuyoruz. Hani mutlu evliliği de konuştuk sizlerle. Zaten yaşayanlar da bunu söylüyor. Yani ilk günkü formda değil elbette. O normal mi öyle bir şey kalabilir mi? İlk hani heyecanlanırız ilk aşık olduğumuzda. Çok yorucu olur yani, zaten herhalde. Yorucu olur herhalde değil mi? Her seferinde. Çok yıkıcı olur. Yani değil mi? Onunla mesela hırpalanırız. Herhalde bu da bir ayrılma sebebi olabilir mesela. Şimdi o çiftimiz de mesela şunu söylemişti biz kendi içimizde yaptığımız konuşmada. Bakın 41 yıllarını kutluyorlar ve diyorlar ki eğer kötü gidiyorsa ayrılabiliriz. Bakın bunu söyleyebilen çiftler 41 yılı bir arada yaşıyorlar ve bunu söyleyebiliyorlar. Bu çok kıymetli. Bunu hala söyleyebiliyorsa ilişki sağlıklı oluyor. Ama derse ki ne olursa olsun biz birlikte olacağız ama ne olursa olsun hiç ayrılmayacağız. Bu işte bizi sağlıksız hale getiriyor. Belki toplumsal olarak da biz aynı yanlış kaygıyı ve düşünceyi taşıyoruz bence. İşte aileyi korumak. Çok doğru anlaşılmasını arzu ediyorum. Söylemin yanlış anlaşılmamalı. Aile dediğimiz şey gerçekten o birlikteliğin, sevginin, sadakatin, huzurun, korumanın, kollamanın, özverinin bir arada yaşandığı bir birlikse eğer aileyi sonuna kadar korumalıyız. Aile toplumu ve bütün dünyayı koruyor aslında. Ama ama tersini çevirdiğimizde ne olursa olsun bu burada devam edecek deyip biz şiddeti, travmayı, eziyeti, işkenceyi görmezden geliyorsak orada aslında bir aile yok. Yani orada hava almıyoruz, yarayı kapatıyoruz, hava aldırmıyoruz, iltihaplandırıyoruz değil mi aslında? Evet. Ben metaforları çok seviyorum izninizle. Çünkü o zaman algılamam daha oturuyor. Yani o burada dediğinizde örttüğünüzde orayı hava almayan bir şey daha bakteriyel, daha virüs ve daha belki kangrene kopmaya kadar gidebiliyor. Tam da bu noktada halkımıza sorduk. Bakalım. Aşk mı yoksa mantık evliliği mi? Evli misiniz? Cuma günü evleniyoruz. Peki aşk evliliği mi, mantık evliliği mi? 9 sene oldu artık biz beraber olalı. Hepsi de var. Aşıkken insan doğru düşünemiyor diyorlar. Sizce öyle mi? Evet, biraz doğru. O farklı hormonlar işliyor galiba vücutta. Peki aşk mı, mantık mı? Mantık. Aşk bir yerde farklı şeylere dönüşüyor. Ama mantık her zaman ilelebet, aşkı da ayakta tutan bir gerçek. Evli misiniz? Evet. Kaç yıllık? 37. Aşk evliliği mi, mantık evliliği mi? Sevgi ve mantık evliliği. Kaç yıllık evlisiniz? 8 yıl.
Aşk evliliği mi yaptınız, mantık evliliği mi? Aşk evliliği. Hoşlandığım biriyle mantık evliliği yaptım. Zaten Allah kimseyi kör aşık etmesin. 20 gün sonra evleniyorum ve aşk evliliği gayet mantıklı. Aşk ve ikisi de aslında. Aşk evliliği. Bence de aşk evliliği. Mantıksız aşk olmaz. Peki aşıkken evlilik kararı almak sizce doğru mu? Hislerine güveniyorsan doğru. Ama mantığı unutmamak gerekiyor yani. Bence pek doğru değil gibi. Şimdi mantıkla beraber olursa doğru. Sadece aşık olarak doğru değil. Bence doğru ama bazı eksikleri olduğunu görüp nasıl olsa evlendikten sonra yoluna girer, mantığında ilerlersen çok yanlış. Çok doğru olduğunu düşünmüyorum bu yaşımda. Mantık çok öne geçiyor evliliklerde. Peki aşıkken evlilik kararı almak sizce doğru mu? Yani aşkın yanında mantık mutlaka almalı. İkisi bence evliliği oluşturan o halkaların vazgeçilmezi. Sonuçta hepimiz belki bir kere aşık olacağız ya da olmayacağız. Eğer o deneyimi yaşadıysak zaten bunu sorusunun cevabını hepimiz biliyoruz biraz çok. Pek şey olmuyor, aklımız başımızda olmuyor gibi söyleyeyim. Çok çok güzel röportajlardı. Neye takıldım biliyor musunuz? Orada onu düşünüyorum. Orada bir hanımefendi dedi ki hoşlandığım biriyle mantık evliliği dedi. Bu mesela hani aşık olduğum biriyle evlendim, mantığımla evlendiğimin dışında farklı bir yorum geldi. Kime soracağımı şaşırdım. Kısaca bu bilgileri Timur Bey'den başlayıp alabilir miyim? Yani bu çok ünlü. Hoşlandığım biriyle mantık evliliği yaptım. Orta çözüm üretmeye çalışmış. Aynen şöyle, çünkü şimdi hoşlanmak, ona liking, beğenmek dediğimiz durumla ilgili bir şeydir. Aşkın bir kısmı beğenmeye benzer ama bakın beğenmeden aklını yitirme, onsuz yapamama yoktur. Yani sadece o dopamin yükselmesinden dolayı olan beğenme vardır. Yani beğeniyorsunuzdur. Bir hoşlanıyorsunuzdur. Ha bir de mantığınıza yatarsa evlenirsiniz. Bakın bu biraz daha hani ikisinin arasında bir cevap gibi. Ben ikisinin arasında bir cevap verecek olursam ben de mutlaka sevgi evliliği derim. Yani aşk ve mantıktan ziyade sevgi evliliği illa bir cevap verilecekse, illa evlenilecekse sevgi evliliği. Sizce? Yani doğru, orta nokta. Biz de hep ne diyoruz, aşk olsun, aşk çok kıymetli ama yanında mantık da olsun. Bunu aslında zamanla çek etmiş olan şey sevgi evliliği. Sevgi evliliği sizce? Tabii çok böyle orta yolcu bir cevap olmuş o, hem hoşlanayım hem işte mantık da olsun işin içinde. Ama şöyle düşününce hani mantığın bu işteki yeri ne, ya da işte aşk daha mı yoğun olmalı diye düşündüğüm zaman biraz benim de kafam karıştı ama herhalde şöyle bakmak gerekiyor. Bir kere zaten aşk olmadan bir evliliğin çok sürdürülebilir olduğunu sanmıyorum. Kendi bakış açımdan. Yani çünkü mantık da bir yere kadar o işte samimiyet, adanmışlık, işte tutku, şehvet, bunların hepsi mantıkla gelecek şeyler değil. Ancak aşkın o coşturucu gücüne ihtiyacımız var diye düşünüyorum. O yüzden hani hoşlanarak aman şu huyları da iyiymiş canım diyerek olacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Evliliğin uzun vadede mutsuzluk getirebilecek bir karar olarak görüyorum. Sizce ait mi? Yani anneler hepsi herkesi iyi formatlamış verilen cevaplara bakılınca. Evet, bu da güzel bir bakış. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Yani herkes böyle korkuyor aşkın büyüsüne kapılırım ve ne gerekiyorsa yaparım demekten. Kontrol etme ihtiyacı duyuyor. Korkuyoruz ve hep kontrol etmek ihtiyacı hissediyoruz. Hep böyle bir onu ehlileştirmek, yatıştırmak ve ondan sonra kalıcı bir kuruma dönüştürmek. Çünkü bütün demek ki toplumun gördüğü deneyimleri, bilgisi, algısı bu yönde. Hepimiz süzülmüş bir sürü bilgilerle bugünlere geliyoruz ve hepimiz aslında gerçekten evlilikle ilgili bir takım fikirlerle dolup taşıyoruz. Ama eğer gerçekten aşk varsa ve aşkı bulmuşsanız hiç kaçırmayın derim. Evet, ben bir psikiyatrist, çok önemli, çok da sağ olun Ayşen Hanım. Yani siz bunu aşkı önemseyen, yani o zaman şöyle. Ama aşkı kaçırmayın derken çok özür dilerim, şunu söylemek istiyorum. Aşkı yaşamaktan vazgeçmek doğru değil ama aşk, aşığım ben diye diğer hiçbir şeye bakmadan kalıcı bir ilişkiye ve kalıcı bir birlikteliğe gitmek bana doğru gelmiyor. Bunu her zaman söylerim. Ama aşktan kaçmayın tabii ki. Aşkınızı yaşayın, onun için gerekli şeyleri yapın, fedakarlığı yapın, şu bu, ama ondan sonrasında
gerçekten işte o sevgi dediğiniz şey herhalde aslında davranışlar. Fedakarlık dediniz. Fedakarlık, fedakarlık aşkta var mı? Yani sevgide var, ilgide var. Aşktaki fedakarlığı bize açar mısınız? Nedir? Yani fedakarlık hissediyorsanız aslında olay sevgi, mantık, şu evet. bu türü şeyler. Aşkta zaten fedakarlık yoktur, gibi gelmez mi size? Ben şimdi onu diyecektim. Sizce? Ya şöyle, aşık olan insan kendi hayatını bile feda eder. Ama ona sorsanız o kendi bunu için yaparken böyle zorlanmayacak. Yok, kendi için değil tam anlamıyla. Yani böyle Helen Fisher var, bu çalışma yapan kadın. Ha. Kadın diyor ki TED konuşmasında, ya insanlara soru soruyorum MR'ın içindeyken, kendini onun için öldürür müsün diye. Ve sanki bana yan masadan tuzlu uzatıyorlarmışçasına evet diyorlar. Hani bu kadar şeydir. Bundan daha büyük bir fedakarlık olamaz. Bir insanın kendisini bir başkası, hem de yani ülkesi için falan değil. Yani bir insan için feda etmesi. Ama aşık olan insanın için feda edebileceği şeyin sınırı yok ama çok kolay feda eder. Öyle diyebiliriz buna. Halbuki bunun zıttı olan durum, bir daha söyler misiniz? Aşık olan insan her şeyi feda edebilir ama çok kolay feda eder. Çünkü zaten beyni kendisini bile öldürmeye son derece müsait bir beyin. Hani feda etti diye de vay be adam kendisini nasıl feda etti diyemezsiniz. Çünkü kafa yok zaten yerinde. Ben bunu bir tek geçen seneki programımda yaşadım. Yine çok değerli bir kişisel gelişim hocamız geldi. Konuşuyorduk hayatla ilgili. Dedi bir gün dedi size dedi dünyanın en büyük parasını, en büyük şanını, şöhretini verecekler ve havuzda dedi timsahlar var. En üstte atlar mısınız? Asla dedim yani. Ne münal. Kızınız olsa orada dedi hemen atlarım. Aynen. Dedim. Aynen. Hemen atlarım dedim. Yani şu an atlarım dedim. Onu nasıl dedim bilmiyorum. Bakın bir annenin ya da bir bazen babanın bakın bu soruya verdiği cevaptaki bu mantıksızlığı, bu şeyiyle aşık olan insanınkindeki ortak noktayı görmek çok nedir, kolay. İşte onu soracağım. İkisi de türün devamı ile ilgili. Ha, yaşama güdüsü. Aynen. Yaşatma güdüsü. Yani sizin ya mantık falan bu arada devreye girmez. Lütfen. Hani bir bina sallandığında herkesin çekip gitmesi gibi. Bakın hayatta kalmak ve türü devam ettirmek. Güdüsü. Bunun güdüsü olmayan insana psikiyatrik tanı koyarsınız. Gerçekten. Tabii bu psikiyatride benim de danışanlarıma yani cinsellikle ilgili ya da aşkla bir sevgiyle ilgili sorular sorduğunuzda sizin bu konu hakkında aldığınız cevaplar hani bunların bazı sınırların altına düşüyor olması ya da üstüne size bazen tanı koymada yardımcı olabilir. Olabilirler. Esas yalnız fedakarlıktan hemen şunu söyleyip geçmek istiyorum ben. Fedakarlığın aslında yapılmasının zor ve herkes için yapılabileceği türü sevgidir. Sevgidir. O yüzden hani tabii kişisel ilişkilerde evet aşk. Ama hani dünyayı kurtaracak yani aşk sizin kafanızı döndürür. Sevgi dünyayı döndürür. Yani güzel. O çok aşk daha sizin kafanızı döndürür değil mi hocam? Yani sevgide esas fedakarlık bu anlamda aşktaki peki, fedakarlık. Peki fedakarlık yerine o zaman tam da bu noktada Gülşah'a sormak istiyorum. Şefkati koyabilir miyiz? Evet aşkta ben şefkatin çok önemli olduğunu inanıyorum. Bir de yine hani romandan yola çıkacaksak Didem Madağ'ın çok sevdiğim bir sözü vardır. İnsan yarası yarasına denk olanı sever der. aslında o bunu Freud da çok seviyor. Çok önemli işte o iyileştirme tarafı da oradan geliyor. Feda'da size katılıyorum ama bir yani feda var ama feda ettiğinin farkında olmamak da var. Ben hep şey diyorum aşk aslında kişinin benliğinin teslim olması. Egodan vazgeçme hali ve bunu çok isteyerek yapma hali tam tersi. Yani birine kalbinizi vermek ve ona iyi bakacağına inanmak. Bu çok korkutucu bir şey hocamın dediği gibi aslında. Kontrol dışı olduğu evet. için ama aşkın içinde başka bir boyut tabii ki zamansızlık da var. Aşkın zamanı yoktur. Aşkı yaşayan insanların öğlenin bir yarısı giderler sahile inerler ama siz bunu çalışana ya da işte evde yemeği bir sahile in çay iç ya niye içim dersin bir işim var dersin ama aşkta yani cerrah dışında herhalde her iş ötelenebilen her işte zaman mekan hiçbir şey yoktur değil mi burada psikolojik olarak hangi tarafımız çalışıyor nörolojik olarak neyi bloke ediyoruz ki bu rahatlığı yaşıyoruz büyük bir rahatlık var. Endorfin mi bu? Sizden başlayayım. Şöyle zaman algısı beynimizin bir çıktısıdır. Hepimizin cuma günü son dersinin son dakikalarını geçmiyor olmasının sebebi evet. zamanın orada gerçekten de genişleyip geçmiyor olması değil. Sizin artık dikkatinizi saatin geçmesine vermenizle birlikte zaman algısındaki kırılmanızdır. Kırılma. Şimdi yani şöyle diyelim
Zaman algısı beynimizin bir çıktısı. Beynimizi değiştiren bir şey tıpkı uyumak gibi zaman algımızı kökünden değiştirebilir. Evet. Ne dedik biz bu program başında? Aşk beyin kimyanızı tamamen değiştiren bir şey. Yani şu hani A ve B arasındaki mesafe, B ve C arasındaki mesafeden AC arasındaki mesafe hesaplanabileceği gibi. Şimdi aşık olan bir beyinde bütün bu heyecan, bütün bir tutku... Buna zaman paradoksu denir. Dean Buonamono isimli çok ünlü bir sinir bilimci var. Beynimiz Bir Zaman Makinesi kitabının yazarı, kendisinden de çok fazla alıntı yaptığım birisidir. Bakın ilginç bir şekilde aşık olduğunuz insanla geçirdiğiniz saatler size birkaç dakika gibi gelir. Ama yıllar bile geçse o birkaç dakika gibi geçmiş olan saatler hakkında çok detaylı öyküler anlatabilirsiniz. Görünen şu ki zamanın akıp gitmesi ne kadar hızlanıyorsa... Mutlu ve keyif duyduğumuz anlarda aldığımız notlar da artıyor. Bu sözün çok benzerini Einstein da söylemiş. Artık bir fizikçi arkadaşı var ve ona relativite teorisini anlatmaktan sıkılıyor, anlamıyor bir türlü arkadaşı. Şöyle anlatıyor, böyle anlatıyor. En son Einstein diyor ki, güzel bir kadınla saatlerce geçirdiğin bir vakit 2 dakikada geçer diyor. Hani böyle anlatmak zorunda kalıyor ona. Ama böyle bir şeyi var gerçekten. Evet, bu daha kimyasal, daha mantıksal. Peki aşkın zamansızlığı psikolojik olarak nasıl işliyor bedende, kişide? Yani ruhta, pardon. Aşkın gerçekten bu kadar akılda kalan, akılda iz bırakan bir şey olması ve aşıkla geçirilen zamanın bu kadar net hatırlanabilmesinin altında muhtemelen korkularımız da var. Yani aşk aslında bir şekilde hissettiğimiz her an yoğun bir heyecan ve bir kaybetme korkusu içindeyiz de. Ve o nedenle insan nasıl travmalarını daha yoğun hatırlıyorsa aşkla ilgili bütün süreçlerde aklımızda aslında travmatik anılar olarak kalır. Şimdi onu diyecektim. Travmatik mi aslında? Yani evet, bunu negatif anlamda kullanmıyorum. İz bırakan anlamında travmayı kullanmak istiyorum izninizle. Burada aşka travmatik yaklaştığımızda unutulmamasının da bizim diğer aşklarımızın temel taşı olma nedeni olabilir mi? Diğer aşklarımız derken hani... Hayatla ilgili, tutunmayla, yaşama güdüsüyle ilgili temel taşları oluşturduğu için de bu travmaların kalması gerekli midir psikolojik olarak? Yani şöyle tabii burada... Diye düşündüm. Karışık düşündüm değil mi? Aşkın gerçekten bize en keyif veren tarafı hep sınırlarımızla yaşıyoruz. Yani nerede başlıyoruz ve nerede bitiyoruz bunu bilerek yaşıyoruz. Ve bu aslında gerçeği değerlendirme yetimiz. Ve bu bize hep bir sorumluluk veren, hayatı anlamak, algılamakla ilgili bir duruş veren bir şey. Ama aşık olduğumuz anda işte bütün bu sınırlar kalkıyor. Bütün kimlik duygumuz kalkıyor. Ortadan kalkıyor. Ve diğeriyle gerçekten... hemhal olmak demek, tek vücut olmak demek, gerçek anlamda bir birliktelik yaşıyoruz ve o sırada işte bütün zaman algısı, mekan algısı, bu anlamdaki bütün gerçeği değerlendirme duygularımız kendi kimlik algımızla birlikte değişiyor ve ortadan kalkıyor. O nedenle aşk gerçekten ciddi bir durum. Gerçeği değerlendirme yeteneği dediğimiz, bizim psikiyatristlerin çok önemsediği bir durumun relatif olarak belirli bir zaman ve mekan içinde ortadan kalkması durumu. Evet. Halin. Bir anlamda. Anlamda. Evet. Aşk bakışlarını nasıl birleştirdiniz romanda? Aslında tabii çok güzel bir soru. Çünkü benim de yazarken en zorlandığım konulardan bir tanesi bu. Çünkü iki karakter seçiyorsunuz anlatmak için. Fakat bir yandan da onların anlatmak istediğiniz aşkı temsil etmesi gerekiyor. Evet. Şimdi bu çok zor. İçinde birçok şeyi barındırması gerekiyor. Bir de sizin deneyimlediğiniz kendi aşka... Tabii ki o da var. Kendi deneyimleriniz, kendi korkularınız, işte başına gelmiş travmatik durumlar. Hocamın söylediği gibi aşk aslında en çok insanı kendisini şaşırtan bir şey. Vay be, bunu da yapabiliyormuşum dedirten de bir şey olduğu için. Bütün bunları anlatacak bir karakter seçmeye çalıştım. O yüzden belki de hani bir uçta işte rock yıldız olup bütün insanların sevdiği, aşık olduğu, hayran olduğu ama tek bir kadın onu sevsin isteyen, bunun peşinden koşan bir adam var bir tarafta. Star travması. Evet. Öteki tarafta da insanların hayatını kurtarmaya çalışan ama sevdiği adamı kurtarmaya gücü yetmeyen bir kadın var. İşte o iyileştirme dediğimiz şey. Ona bir küçük parantez de açmak istiyorum. İyileştirir derken hani yaraları iyileştirir ama bir de Nurullah Ataç'ın çok sevdiğim bir sözü var. O da der ki gerçek ahlak aşktan geçer der. Ancak aşık olmayı bilen bir insan... Bir başkasını kendinden çok sevebilen bir insan dünyayı daha güzel bir yer yapmak ister o kişi için. Çünkü sadece aşk halinde
değil mi, kendinden öte bir şeyi sevebiliyorsun. O terbiye oradan mı geliyor? Tam o yani. Hani o yani Murat Açın söylüyor, benim inandığım da o ahlak dediğimiz şey, işte o benliğin teslimi dediğim şey, artık ben kadar sen de varsın diyebildiğimiz nokta. Hadi birlikte bundan sonra o yoldaşlık dediğimiz şey, hepsi beraber işte. O zaman zaten hepsi tamamlanıyor ve benim gözümde bir aşka dönüşüyor ve o zaman işte dünyaya kafa tutabilir hale de geliyorsunuz zaten artık. Bu karakterler de böyle çıkıyor. Aslında sizin de gözlemleriniz ve hallerinizle harmanlanmış bir kitap çıkıyor ortaya. Tabii. Peki karşınıza geldi. Çok aşık bir tanesi. Bir tanesi dedi ki istemiyorum ya, boşanacağım. Hani olmuyor. Olmuyor diyor. Öbürü hala aşık. Karşılaşıyorsunuz bu durumlarla. Evet. Genelde taraflardan biri vazgeçmemiş olabiliyor. Zaten en zorlayıcı boşanma hikayeleri de burada doğuyor. Burada bence şuna karar verdirtebilmek gerekiyor. Bir kere karar verecek olan muhakkak ki müvekkil. Eğer onu vermeye hazır değilse yine biz orada bir psikoterapi sürecine yönlendiriyoruz. Çünkü o kararı hazır değilse ve biz yine de böyle yapalım diyorsa o zaman onu yapamayacak. Sürecin içerisinde de dağılacak. Onun için muhakkak ki öncesinde hazırlamaya çalışıyoruz. Ama benim hukuki olarak da bakış açımda bir taraf için bitmiş olması, ilişkinin bitmesi için yeterli olmalı. Yani şu an hukuk sistemi bunu desteklemiyor. Diğer taraf reddederse ve işte karşı tarafta, yani boşanmayı isteyen tarafta ağır kusurluysa boşanma davaları redde sonuçlanabiliyor. Ama bu inanın bir şeyi korumuyor. İşte zaten bir tarafın olmaması aile olayını yıktı. Onun için burada gerçekten süreci iyi yönetebilecek uzmanlar gerekiyor. Belki biz bu işi çok iyi yaptığımız, çok fazla hikayeyi dinlediğimiz için bu tecrübeye ve sonuca varabildik. En başta mesleğin başında bana söyleselerdi, ay ötekini de ikna edelim derdim. Ama edemiyoruz. Yani bir yerde bir şey var ki o net ve kesin bitti diyor. Bitti diyorsa o zaman bu tarafı hazırlamak zorundayız. Hazırlamak da işte onu böyle sarsarak, hadi canım biz de boşanalım ya da işte tabiri caizse işte her şeyini alalım değil. Böyle olmamalı. Hakkımız nedir? Normalde boşanırsak neleri alacağız? Dengeyi getiriyorsunuz. Alabiliyor muyuz? Evet. Buna bakmak ve süreci hazırlamak. Peki hocam, burada aslında çok güzel bir trik yakaladım. Biz hep insani ve kendi hani bakışımızdan, yukarıdan bakışımızdan, insanoğlu var olduğundan beri ben öyle gözlemledim. Yanlışsam lütfen düzeltin. Lütfen. Hep böyle aman birlikte olsunlar, aman isteyen aşık varsa öbürü ona adapte olsun diye düşündük. Aslında burada buraya da bir şiddet var. Ve burayı da yani iyi olan aşık zorlayıcı oluyoruz değil mi bakış açısı olarak? Toplum olarak veya aile yapısı, şimdi toplumun sonuçta en küçük bireyi aile ve toplumu temsil eden bir şey ve aileler neden evliliğin sürmesini istiyorlar? Aslına bakacak olursanız, çünkü evlendirmiş yani olduğunuz bir çocuğu kafanızın içinde bir yerde rahatlıyorsunuz ve onu bir başka sistemin içine bırakarak kendi yolunuza gidebiliyorsunuz, özgürleşiyorsunuz. Güzel. Aslında sonuçta her boşanma toplumsal anlamda neden tehdit gibi algılanıyor? Çünkü o iki insan başa ne yapacak? Tekrar başa döndük. Her şey, bütün sistem yeniden devreye giriyor ve o şey ya, enerji fazla sarf ediliyor tekrardan aynı bireyler için. Burada bir ilişkin olarak her zaman bir ilişkiye başlarken kafamızın içinde bu ilişkinin %50 olasılıkla bitebileceğini bir kere kabullenmemiz lazım. Bu kabulle başlamamız lazım bir ilişkiye, bir evliliğe. Yani burada bazen dayatmalar, sizin de fark ettiğiniz gibi illa da o ilişkiyi sürdürmeye çalışmalar gerçekten çok acı ve çok zor süreçlere sebep oluyor. Aynen ortaklık gibi. İki insan isterse başlar, bir kişi vazgeçerse biter. Bunu bir insan olarak içimize sindirmediysek gerçekten bir ilişkin gibi davranıp da bir ilişkinin içine girmemeliyiz. Yani doğru bir bağlanma kurmamış oluyoruz değil aynen, mi? Aynen, doğru bir bağlanma kurmamış oluyoruz. Yani bağlanmanın oluyoruz. İçinde ayrılık da varı kabul ederek her türlü ilişkide, tabii ki bu aşk da olunca bunu bilerek mi yaklaşmayı önerirsiniz sevgili seyircilerimize? Elbette. Yani ayrılmak ve bundan sonra hayatımızı kendi başımıza devam edebilecek güçte olmak hepimizin kendi bireysel sorumluluğudur. Evet, belki öbür türlü köle efendi ilişkisi oluyor değil mi hocam? Burada belki hani ben dinlediğim hikayelerden yola çıkarak şunu söyleyebilirim ki bir taraf çok net bir şekilde evet aşk bunun adı ama çok ciddi bir eziyet ve cefa çekiyor. Sürekli kötü davranılıyor, dışlanılıyor, istenilmiyor, her yaptığı hata oluyor. Ama o diyor ki hayır, o işte onu ondan yaptı, bunu bundan yaptı ama ben mutluyum ve çok aşığım. İşte burada çok defa yaşadık, işte psikoterapiye ikna edebilirsek ve gidebilirse kendi için
Sonra aydınlanıyor ki asıl mutsuz olan kendisi aslında o ilişkide. Zorlayan da kendisi zorlayan aslında. Zorlayan da ve mutsuz olan da kendisi. Ve korkuları nedeniyle. O zaman nedeniyle aslında yıkılan bir şey yok, onu kurtarıyoruz aslında orada. Sığınmak gibi orada, değil mi? Buyurun Timur Bey. Ben şunu fark ettim birkaç kez konuşulurken, çünkü genellikle bakın bu evliliklerin bitmemesi aslında çok abartılmış olan bir oyun. Ve bunu böyle abartmak için de çok değişik kelimeler kullanıyoruz. Bakın dikkat edin, ikidir dikkat ediyorum ben. Boşanmaya ailenin dağılması gözüyle bakılıyor. Bakın evlilik dediğiniz şey milattan önce 10 bin yılında icat edilmiş insan kurgusu bir kağıt parçasıdır. Aile dediğiniz şey biz 6 milyon yıldır bu gezegende olduğumuz düşünülüyor. Bunun en az 450 bin yılını biz avcı toplayıcı dönemde ve aileler, kabileler şeklinde yaşamışız. Aile çok daha kıdemli bir şey. Aile öyle siz bir kağıda yazdınız diye olacak ya da siz artık bir kağıda başka bir şey yazdınız diye dağılacak bir şey değil. Ve düzeni böyle kuran, yani düzenli vergi verenler, düzenli borçlananlar, düzenli askere gidenler, düzenli çocuk yapanlar hep olmaya devam etsin diye tarım toplumunda icat edilmiş, aslında adam öldüğü zaman öküz kime kalacak sorusunun bir cevabı olsun diye bizim ürettiğimiz bu kurgunun aile gibi çok daha değerli, çok daha kıymetli bir şeyin ne üreticisi olması lazım ne yok edicisi olması lazım. Ve bu öyle bir pompalanıyor ki, yani şu an Türkiye'de insanları çevirin, boşanmak ne demek? Ailenin dağılması. Hayır. Tam tersi, içi boşaltı. Bence orada bir çelişki yaşıyoruz. Yani şimdi öyle bir ince bir ayrım var ki. Şimdi biz burada evliliği tukaka ediyoruz ama aslında ben öyle bir şey yapmıyorum. Ben ne olduğundan daha iyi anlamak yok. Yani evliliğin değil aslında. Evlilik değil sizin istemediğiniz şey. Sizin istediğiniz şey kötü evlilik. Yani yürümeyen bir şeyi. Yok, ben evliliği iyi ya da kötü diye ayırmadım şu an. Aynen. Ben şu an sadece şeyden bahsediyorum. Aynen. Ben şu an şundan bahsediyorum. Öyle bir evlilik gösterebilirim ki size. Hem de bunda çok zorlanmam. Aslında orada bir aile yoktur. Hmm. Orada ne sevgi vardır, ne saygı vardır, ne adam babalık yapıyordur, ne kadın annelik yapıyordur. Ve muhtemelen o çocuklar... Zorlama bir ilişki. Ve o çocuk zorlama ya da öylesine ya da üretken olmayan ya da uyuşmayan, nasıl bir ismi koymak istiyorsanız yani. Ve bir bakmışsınız o ailede büyüyen çocuklar da gerçek sevgiyi, aşkı göremedikleri için aynı hatalar yapıyorlar. Öbür taraftan bir bakarsınız boşanmış bir aile, adam gibi... Kadın gibi herkes hayatına devam ama etmiş. Ama yine aile. Herkes mutlu ve gerçekten de mesela bu insanlar hala aslında birbirlerinin aileleridir. Ya lütfen. Yani çok güzel bir ayrım. Lütfen aile kadar kutsal. Aile kadar bizim bir parçamız olan. Nasıl ki bir homo sapiensin siz kalbini çıkarttığınız zaman görmeyi beklediğiniz bir anatomi vardır. Homo sapiensin mesela karaciğerinin bir anatomisi vardır. Homo sapiensin ailesi de onun biyolojisiyle bu kadar bütünleşmiş olan bizim bir parmak izimizdir. Lütfen bunu 10 bin yıllık şirket yöntemleri, belki de bundan 200 yıl sonra zaten belki de paranın bir anda tekrar icat edildiği gibi yok edilmesi. Onu fütüristlere bırakıyoruz. Aynen, yok bu konuyla ilgili de kitap yazıyor. Yani, çünkü kabul edersiniz ki herkesin 300-400 yıl yaşadığı bir yerde zaten bu kurum değişmek zorunda kalacak. Ekran başındaki herkese buradan seslemek istiyorum ben. Aile dediğimiz şey... Ha, evliliğin var ettiği ya da evliliği ya da boşanmanın yok ettiği bir şey değil. Teşekkür ederim size. Aile zihinlerin birbirlerini sevmesi, birbirini beslemesi, bakmasıyla oluşan bir şey. Tabii ki burada sistemin çarkın işleyişiyle ilgili evliliği tartışıyoruz. Siz de takdir edersiniz Timur Bey. Elbette evlilik içerik olarak aile mi değil mi değil, ama aile olmak isteyenler için dediğiniz gibi daha belirleyici. Kuralları olan, çizgileri olan bir kurum olarak bakıyoruz. Ama benim çok hoşuma gitti. Yani zaten şey değil midir baktığınızda, başka bir yere geçtim ama programda, çalıştığımız insanlarımızı aile gibi hissederiz deriz. Aslında oradaki aile evlilik dediğimiz kurumun içinde oluştuğunu düşündüğümüz ailedir. Yani o duyguyu hissettiğimiz ailemizle çalışıyoruz deriz. Aile gibi hissediyorum deriz. Çok güzel bir ayrımdı, teşekkür ediyorum. Tekrar bu aile birlikteliği için. Çok kısa sürem kaldı. Hepinizden aile nedir'in tek tek bir cümleyle alabilir miyim? Sizce aile? Aile... Sevgi mi, aşk mı, mantık mı, birliktelik mi? Aile aslında ilk hizaya çekildiğimiz yerdir. Yani. Evet, teşekkür ediyorum. Sizden alın Gülşah Hanım. Ben de aileye iki taraflı bakıyorum. Bir şefkattir ama bir de çok yaralayıcı bir tarafı da olabilir aslında olabilir. Çocukluklarımıza baktığımız zaman. Sizden alayım. Bir hisseden insanların birbirlerini birlikte bir hissettikleri gruptur. Güzel.
sizden? Ben daha yeni bu konuyla ilgili bir kitabın ön sözünü yazmıştım. Ben o da bir başkasının tamam. Çok bizden 2500 yıl önce uzak doğuda yaşamış olan birisinin sözünü söylemek istiyorum ben. Aile bir zihin okuludur. Hmm, çok güzelmiş zihin okulu. Çok teşekkür ediyorum yayınıma katıldığınız için. Bugün iğne bitti. Bu kıymetli zamanınız bize verdiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum ama şuraya geldim. Bugün biz aşk mı mantık mı dedik hep birlikte. Sonra geldik yine en kutsal ilişkiye, aileye. Demek ki hepsini bütünleyen yer aile olmak. Aile gibi hissedebilmek. Bunun içinde aşk da var, ayrı düşünce de var, birliktesizlik de var ama bunlar bütünü bozmuyor, bütünü tamamlayan şeyler. Çok teşekkür ediyorum bizle olduğunuz için, bu güzel sohbete katıldığınız için.